Geçen evet. gün, geçen pazar şey ile konuştuk. Seyretti mi bilmiyorum. Bu filmi konuştuk. Oppenheimer. Evet. İzledin mi? İzlemeni tavsiye ederim. Niye seyretmedim biliyor musun? Benim o herife alerjim var. Oppenheimer. Oppenheimer. Zaten filmin de konusu ona olan alerjiyle ilgili daha çok. Ya ben sana bir şey diyeyim Sen mi? niye sevmiyorsun Oppenheimer'ı? Çünkü herkes işte Şimdi sakın siklet Oppenheimer'ı deme. Çünkü bir geçen gün birine öyle dedin. Carl Sagan'a dediğin Sagan, gibi. evet. Hayır, Oppenheimer'ı kime sorsan atom bombasının babası. Ya Oppenheimer çok iyi bir fizikçi. Göttingen'de Organizatörü. organizatörü. Altındaki adamlara bakıyorsun. Silmi Alman abi. Alman, İtalyan. Evet. Fermi mermi falan düşün tabii. Ya Manhattan projesi Alman. Böyle bir şey yapmaya karar verenler de kendi aralarında bir Macar bir Almanya. Leo Szilard'ın düşün Einstein'e götürdüğü mektup. Yapmaya mı yoksa yapmamaya mı? O da garip. Şimdi aziz dostum. Onlar fişekliyorlar sonra da yapma diyorlar. Yap ama yapma. Atma diyorlar. Atma diyorlar. Sonra atma diyorlar. Ha, şimdi Leo Szilard Einstein'e gidiyor bir mektup. İşte mektupta diyor ki, Sayın Başkan, Roosevelt'e hitaben yazılmış. Yakın zamanda... Naziler bir atom bombası yapacaklar. Hayır, yakın zamanda gelen haberlere göre, Reich hükümeti Çekoslovakya'dan uranyum ihracını yasaklamıştır. Bu şunu göstermektedir. Bunlar bir füzyon reaksiyonuyla çalışabilecek bir bombanın peşindeler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin buna bir cevap vermesi lazım. Onun için atom bombası çalışmalarının bir an evvel başlamasını tavsiye ederim. İmza Albert Einstein. Einstein okuyor mektubu, ben bunu imzalamam diyor. Onun üzerine Leo Szilard bakıyor, Albert unutma diyor. Arkadaşların yarısı orada kaldı Allah. diyor. Hitler'in eline mi geçsin istiyorsun bu bomba diyor. Onun üzerine imzalıyor. Aynen. Falan ve işte Hans Bethe'yi düşünüyor. Ha bu da hepsi Alman bu heriflerin ya. Onu söyledim. Geçen hafta bir şeyi konuşuyorduk Erkcan hocayla. Atom bombasını Hitler'in adamları Hitler için, Hitler'e karşı yapıyorlar aslında. Tabii. Yani onu yapanların tamamı Hitler yüzünden Almanya'dan kaçmak zorunda Aynen öyle kalanlar. abicim. Aynen öyle. Veya Mussolini yüzünden İtalya'dan İtalya'da kaçmak kaçanlar. zorunda kalanlar. Değil mi? Aynen Biliyorsun öyle. Fermi'nin de karısı Yahudi sonuçta. Evet. Demesi de bu karısı Yahudi. Aynen öyle. Atom reaktörünü Chicago Üniversitesi'nde Fermi Fermi yaptı. çalıştırıyor abi. İlk yapan o. Yani tabii. Yani Avrupa bilimidir. Bugün dahi yani sen alınan sitasyonlara falan bakma. Orijinal fikirler Avrupa'dan çıkıyor. Daha geçenlerde Viyana Üniversitesi'nden herifin biri gitti Nobel aldı Sebebi ne abi. peki bunun? Sebebi ne? Sebebi gelenek. Avrupa'da şey yok. Amerika'daki hani mahalle baskısı var ya peer pressure dedik. O yok. Avrupa'da sen yaratıcı olabiliyorsun. Amerika'da fazla yaratıcı olursan Boşuna eğer iş alıyorsun. bayağı evet bayağı sivri bir adam değilsen seni dışlıyorlar. Ben bunu yaşadım. Yani benim Albany'de iki hocam İngiliz, pardon üç hocam İngiliz, Bilkit'le beraber bir hocam Japon, bir hocam Avusturyalı. Amerikalılar hemen başladılar. Bunlar Mutual Admiration Society. Yani birbirlerine Birbirinden hayran, hoşlanıyorlar. birbirlerine hayran grubu. Ondan sonra ben Albany'ye gideceğim. Amerikalılar toplanıyorlar, John Dewey'e gidiyorlar. Duyduk. Celal Şengör geliyormuş. Bu bir lisans öğrencisi. Bu lisans öğrencisine bir ofis verilemez. Bu kötü bir örnek olur. John diyor tamam, vermeyelim diyor. Buna gidiyor. Ben Almanya'ya gittim. John dedi ki böyle böyle ben odamın yarısını sana veriyorum. John'un odası devasa. Bir sınıftan bozma. Ve John'un bütün kütüphanesi orada. Anahtarı al dedi. Kimseyi sokmayacağım. Dedim tamam. Yüzüne adım da yazıyor. John Dewey, Celal Şengör. Bunlar müthiş bozulmuşlar. Ondan sonra bana geliyorlar ya John'un kütüphanesinden şu kitabı alabilir miyiz? Hayır. Hayır. Benim iznim yok diyorum. John geldiği zaman istersiniz diyorum. Sonra Miami'de yapılacak American Geophysical Union toplantısı 1977. Ben bir tebliğ vereceğim orada.
Karayipler hakkında. Bunlar bir gezi düzen. Kaç yaşındasın orada? 1977, 22 yaşında. 22 yaşında. Onu bir hatırlatayım. Evet. Şimdi bunlar bir gezi düzenliyorlar Apalaşlara. Ve şeyin arabasını istiyorlar. Bölümün. Bir şey vardı. Ne derler? Minibüs. Onu istiyorlar. Tamam diyor kimin. Bölüm başkanı tamam diyor. İşte Bob Hatcher'ı ayarlamışlar. O Apalaşların büyük üstadı. O gezdirecek oraları. Kevin bana dedi ki sen de onunla git. Tamam dedim, ben giderim. Bunlar hemen Kevin'e geliyorlar. Biz Celal'i istemiyoruz. Diyoruz hakkınız. Yalnız diyor departman arabası orada tebliğ veren öğrencileri götürür diyor. Tek benim. Tebliğ veren. Ya Frida diye bir kız vardı. Ben bunun ağlaya ağlaya Kevin'in ofisinden çıktım. Böyle aşağılıktır. Sonra bal gibi gittim.